أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim kalbinizi, kalbimizi imanla doldursun. İhlas ile takviye eylesin. Takvamızı ziyade eylesin. Dini Celil-i İslam'ı en güzel şekilde yaşama aşkını kalbimize yerleştirsin. Yüce Rabbim Dini Celil-i İslam'ı güzel yaşamayı, başkalarının da güzel yaşamasına vesile olmayı, Dini Celil-i İslam'ı yaymak için Rabbani bir insan olma özelliğini taşıyabilmeyi her birimize nasip eylesin. Dünyada yaşarken Kur'an ve sünnete mutabık bir hayatı benimsemeyi, emaneti teslim ederken güçlü ve kuvvetli bir iman ile hazırlıklı bir şekilde teslim edebilmeyi ve cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruz-i mahşerde hasretiyle yanıp tutuştuğumuz aleyhissalatü vesselam Efendimizle kucaklaşabilmeyi her birimize nasip eylesin. Bugünlere gelmemizde, üzerimizde zerre kadar emeği olan annelerimiz, babalarımız, hocalarımız, tanıdığımız ve tanımadığımız nice hayır sahipleri insanlar varsa, hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler versin, ahirete intikal edenlerine de garika yarık rahmetler eylesin. Kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimizde Adem Aleyhisselam'ın canını sıkan, başına felaketler açan ve yeryüzüne inmesine sebep olan aynı adaveti, düşmanlığı bizim açımızdan, bizim üzerimizde de devam ettirecek olan amansız düşmanımız şeytan ile ilgili, şeytanın hileleriyle ilgili bir ders yapacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Estaizu billah, innehu yarakum huve ve kabiluhu min haysu la teravnehum. Yani şeytan ve askerleri sizi görüyorlar ama siz onları göremiyorsunuz. Tekme vurmak isteseniz vuramazsınız. Kafa atmak isteseniz atamazsınız. Görmüyorsunuz ki. O sizi görüyor ama siz onu görmüyorsunuz. Böyle bir düşmandır. Böyle bir düşmandan korunmak için Allah'ın yardımı olmadan olmaz. Onun için biz ne diyoruz? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyoruz. Yani kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Kimse şeytanı yumrukla, kafayla, tekmeyle terbiye etmemiştir, edemez de veya cezalandırmamıştır, cezalandıramaz da. Şeytana verilebilecek en büyük ceza, onun dediğinin tersini yapmaktır. Şeytan ne ile mutlu olur? Bizi cehennemlik yapmakla mutlu olur. Allah'a isyan etmemiz onu mutlu eder. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem asi olmamız onu mutlu eder. Onu kızdırmanın, belini kırmanın yolu, onun istediğinin tersini yapmaktan geçer. Hadis-i şeriflerde bir kısmınız okumuşsunuzdur. Diğer kısmınız da okuyacaktır. Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman şeytan kaçar. Hatta hadis-i şerif bunu aşağı anlatırken nasıl kaçtığını da söyler. Affedersiniz, yellene yellene kaçar. Çünkü ezan okununca binlerce insan, on binlerce insan, yüz binlerce insan namaza duracak, şeytanı kızdıracak. Bundan dolayıdır ki ezandan rahatsız olur.
Şeytan ezandan rahatsız olduğu gibi namazdan da rahatsız olur. Sizden biriniz yattığı zaman şeytan gelir, onun boynuna 3 tane düğüm atar. Gecen uzun olsun, uyu da uyu der. Uyandığı zaman o düğümlerden birisi çözülür. Kalkıp abdest aldığı zaman ikincisi çözülür. Namaz kıldığı zaman üçüncüsü çözülür. فَأَصْبَحَ النَّشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِ Tertemiz, pırıl pırıl olarak ve neşeli, mutlu olarak sabahlar, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanın o bağlarından kurtulduğundan dolayı hem neşeli hem de tertemiz, pırıl pırıl olarak sabahlar, diyor. Eğer uyanmazsa, uyanır, abdest almazsa, abdest alır, namaz kılmazsa, o zaman فَأَصْبَحَ خَب۪يثًا nefsi, yani pis nefisli olarak, temizlenmemiş olarak sabahlanmış olur. Şeytanın kirleri üzerinde kalmış olur. Ve tembel, mıymıntı mıymıntı, üşenik üşenik olarak kalkmış olur, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, hoca efendiler, geleceğin hoca efendileri, bu dersimde şeytanın düşmanlığını siz biliyorsunuz. İnnehu leküm aduvun mubin. Ne demek? Apaçık düşmandır. Yani şeytanın düşmanlığını bilmemek mümkün değildir. Bunu herkes bilir. Ancak şeytan bize nereden gelir, nasıl gelir? Gözümüzde görmediğimize göre nereden gelir, nasıl gelir? Affedersiniz, bir kedi fareyi beklediği deliğe doğru bakar. Çıktı çıkacak, çıktı çıkacak, kulaklarını diker, bekler orasını. Peki şeytan hangi delikten çıkacak, biz nereye bakalım? Nasıl tespit edeceğiz onu? İşte burası bizim için ehemmiyet arz ediyor. İmam Birgibi Hazretleri, şeytanın bize hangi yollardan geleceğini, hangi hile ve desiseleriyle bizi aldatmaya çalışacağını, nakavt etmeye çalışacağını bir çalışma yapmış ve önümüze sunmuş. En güzel şekilde İmam Birgibi Hazretleri bunu bizim önümüze sergilemiştir. Ben de bunu sizinle paylaşacağım. Belki bir derste bitmeyebilir hepsi. Burada 7 tane hilesinden bahsedecek şeytanın. Bir insanı aldatması için şeytan kuracağı tuzaklar bir tane değil. Birincisini kurar, başaramayabilir. İkincisini kurar, başaramayabilir. Üçüncüsünü kurar, başaramayabilir. Nihayet 7 tanesinde başaramazsa, ne halin varsa gör. Ben seni etkileyemiyorum. Sen benim etki alanımın, kapsama alanımın dışındasın, der, ondan umudunu keser. Bir defa ile kesmez, iki defa ile kesmez. 7 tane tuzak kurar. 7 tuzak bittikten sonra yeter artık, benim gücüm kalmadı, sana gücüm yok, yetmiyor gücüm, der ve pes eder. Kıymetli dostlar, hoca efendiler, insan isek bu konu bizim için, her birimiz için önemli. Sadece sizin için değil, benim için de önemli. Talebe için, hoca için, insanım, mükellefim diyen herkes için önemli. Şimdi çok fazla mukaddimeye daldırmadan hemen konuya geçelim. Diyor ki وَاَمَّا حِيَلُ الشَّيْطَانِ وَمُخَادَعَتُهُ وَمُخَادَعَاتُهُ فِي الطَّاعَةِ فَمِنْ سَبْعَةِ اَوْجُهِنْ Şeytanın insanı ibadetten alıkoymasının hileleri 7 tanedir. Harama sevk etmesi ayrı. Bir insanı ibadetten, itaatten, Kur'an'dan ve sünnetten ayırması için 7 tane
hile ve tuzak kurar. اَوَّلُهَا اَنْ يَنْهَاهُ عَنْهَا Evvela der ki, ibadet mi? Yapma. Yapma ibadet. Birinci tuzakta ne der? Ders mi? Yapma dersini. Gerek yok. Namaz mı? Kılma. Gerek yok. Çalışmak da ibadettir. Oruç mu? Tutma. Bu sıcakta oruç mu tutulur? Zekat mı? Verme. Niçin veriyorsun ki? Çalışsın, kazansın. Hac mı? Gidip Araplara niye para yedireceksin? Evlenecek çocuklarım var. Türkiye'nin şartları değişiyor. Paran sende kalsın. Birinci teklif nedir ibadet konusunda, ibadetten uzaklaştırma konusunda? Yapma teklifini getirir. Peki bunda yapma dediğinin arkasında, arka planında gerekçe olarak üç şeyden birisini gösterir. Birincisinde der ki, ya Allah'ın senin namazına ne ihtiyacı var ki? Allah'ın senin orucuna ne ihtiyacı var ki? Allah istese onu zengin kılamaz mıydı? Senin zekatına ne ihtiyacı var ki? Yani ibadetten nehyederken argüman olarak neyi kullanıyor? Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı yok. Çekileceksin bir köşeye, tesbih çekeceksin, zikredeceksin. Ne gerek var? Allah'ın buna ne ihtiyacı var? Peki, ikinci olarak der ki, Allah kerimdir. Senin hiç amelin olmadan da seni cennete koyar. Dilediğini rahmetine sokar. Senin ameline, seni cennete sokması için, girdirmesi için senin ameline ihtiyacı yoktur. Üçüncü olarak der ki, ya sen ibadet yapsan ne olacak? Namazı becerip kılabilecek misin? Rükû, rükû değil. Huşû, huşû değil. Secdesi secde değil. Zaten senin ibadetin kusurlu. Bu ibadet, bu kusurlu ibadet Allah'ın huzuruna arz edilecek bir ibadet değil. E doğrusunu da yapamadığına göre yapmaya da gerek yok ya. Der. Demek ki şeytan insanı ibadetten men etmesi için üç tane gerekçe kendisi ileri sürer. Birincisinde der ki Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı yoktur. İkincisinde der ki Allah kerimdir, senin amelin olmadan da seni cennete koyar. Üçüncüsünde der ki senin ibadetin zaten kusurludur, eksiktir. Öyle doğru düzgün kıldığın kaç tane namaz var? Yok, o zaman gerek yok yani der. Peki arkadaşlar, bu hile ve desiselerden kurtulabilmek için şeytan bize Allah-u Teala'nın senin ibadetine ihtiyacın yoktur derse, buna cevap olarak ne demek lazım? Kur'an-ı Kerim'de men amile salihan feli nefsihi. Öyle miydi? Men amile salihan feli nefsihi. Ben ibadetimi Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı olduğundan dolayı yapmıyorum. Benim o ibadete ihtiyacım var. Benim o ibadete ihtiyacım var. Hani bir başka ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Cihad eden kim için cihad ediyor? Kendi menfaati için cihad ediyor. İbadet eden kendi ihtiyacı olduğundan dolayı ibadet ediyor. Yaptığımız her ibadetten dolayı biz aklımızın alamayacağı kadar ücret ve mükafat Allah bize veriyor. O ibadetten dolayı. Öyleyse bizim o ücrete ihtiyacımız var mı? Cennet ve cemalullah'a ihtiyacımız var mı? Var. İşte onu ne ile elde ediyoruz? İmanın yanında o amellerle. Öyleyse bizim amele ihtiyacımız var. Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı yok. Cevap nedir? Benim ihtiyacım var. Benim ihtiyacım olduğu için ben bunu yapmalıyım.
Peki Allah kerimdir, seni amelsiz de cennete koyar derse, o zaman مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ayeti kerimesiyle cevap veririz ona. Rabbin kerimdir diye seni aldatan ne? Allah gafur, rahimdir, kerimdir diye seni aldatıp isyana, daldırmana seni sevk eden ne? Allah kerimse, seni mükemmel bir şekilde yaratan, her türlü ayarı, düzeni sana veren Allah'a karşı kerimliğinden dolayı daha fazla şükretmen gerekmez mi? Üçüncü olarak, senin ibadetin ayıplarla, kusurlarla, riya ile vesaireyle meşgul, ayıplanmış, kusurludur. Dolayısıyla sen müttaki bir insan değilsin. Allah da müttakilerden kabul eder. Ne olacak? Böyle bir ibadeti yapmaktansa yapma, daha iyidir. Buna ne cevap verilmesi lazım? Benim ibadetim çok kaliteli bir ibadet değildir, doğru. Ancak benim yaptığım ibadetle muradım, Allah-u Teala vazifeni neden yapmadın diye, vazifemi yapmadığımdan dolayı beni cezalandırması söz konusudur. Dolayısıyla o cezadan kurtulmak için ben elimden gelen gayretimi sarf ediyorum, o azaptan kurtulmak için gerekli tedbire başvuruyorum diyerek biz bu şeytanın vesveselerini def etmiş oluruz. Buraya kadar toparlayalım arkadaşlar. Şeytan evvela diyor ki, ders mi yapma, ibadet mi yok, yapma, gerek yok. Niçin gerek yok? Allah'ın ihtiyacı yok. Cevabını veririz. Benim ihtiyacım var. İki, Allah Celle Celaluhu amelsiz seni cennete koyar. Amele ne gerek vardır derse ne deriz? مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Rabbinin kerimliğine seni aldatan nedir? Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ben kerimim diye sen isyanı daha mı çok yapman lazım? Ben sana iyilik yapıyorum diye sen daha mı çok kötülük isyan etmen lazım? Peki, senin ibadetlerin ayıplıdır, kusurludur, bunları arz etmektense, arz etme daha iyidir derse, biz de deriz ki, Allah Celle ve Ala Hazretleri bu ibadet vazifelerini bize farz olarak, kesin olarak vermiştir. Biz bunu yapmadığımız takdirde cezaya çarpılmış olacağız. Beceremezsek bile en azından yapabildiğimiz kadarıyla yapmak suretiyle kendimizi azaptan kurtarmış oluruz. Şimdi şeytanın bu birinci hilesinde فَاِنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Celle Celaluhu bu insanı korursa, yani şeytanın bu hilesinden korursa, koruyunca ne olmuş oluyor arkadaşlar? Yani ben ibadetimi yapacağım. Benim ibadetime Allah'ın ihtiyacı yok, benim ihtiyacım var. Bana kerim olan Rabbime karşı ben daha fazla ibadet ve itaat etmem lazım. Kerimliği beni aldatmaması lazım. Ben ibadetin hakkını veremesem de başka yapacak bir şeyim yok ki. Ben elimden geldiği kadar bunu daha kaliteli yapmaya gayret ederim ama ben kaliteli yapamıyorum diye bırakamam. Çünkü bıraktığım zaman kesin cezaya çarpılacağım. O cezadan kendimi kurtarmak için ben ibadetimi mutlaka yapmalıyım derse bir kul, bu sefer raddehu bi en kal inni muhtacun ila zalike cidden. Ben ibadete muhtacım diyerek Allah bu kula yardım eder de efendim onun hile ve desisesini def ederse اِذْ لَا بُدَّ مِنَ التَّزَوُّدِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ لِلْآخِرَةِ اللَّتِي لَنْ قِضَاءَ لَهَا İnsan diyor ki, bu dünya fanidir, ebedi bir ahiret vardır. Ebedi ahiret için hazırlık yapmak lazım. Sabah kahvaltı yapabilmek için, kahvaltılık, zeytin, peynir, bir şey lazımsa bunları hazırlamak gerekiyor, almak gerekiyor. Ekmek pişirebilmek için bir hazırlık gerekiyor. Elbise giyebilmek için bir hazırlık gerekiyor. Ahirette de rahat edebilmek için dünyadayken bir hazırlık gerekiyor. Dolayısıyla bu hazırlık da ibadettir diyerek şeytanın hilesini, desisesini def ederse. Sıra nereye geliyor arkadaşlar? İkinci hileye geliyor.
Sümme ye'muruhu bit tesvir. Yapma dedi. Şeytan yapma dedi. Akıllı insan Allah'ın yardımıyla ne dedi? Yapacağım. Benim buna ihtiyacım var. Bunu ben yapmalıyım. Bu noktayı başarınca şeytan bu sefer ona ye'muruhu bit tesvifi. Tamam. Yaparsın. Yapmalısın ama acele yok. Aceleye gerek yok. Şimdi gençsin. Herkese söyleyeceği bir şey var. Bir parola var. Mesela birisine der ki sen daha çocuksun. Öbürüne der ki sen daha gençsin. Öbürüne der ki daha askere kadar bu işler o kadar önemli değildir. Askerden sonra bakarsın bu işlere. Askerden gelenlere der ki ya şimdi acele etmene gerek yok. Hele bir evlen de şöyle hayatını bir düzene otur, düzenini kur ondan sonra bakarsın. Evlendikten sonra der ki hele dur bakalım şöyle bir çoluğun çocuğun olsun da ondan sonra bakarsın. E çoluğu çocuğu olduğu zaman bunları bir yetiştir, bir emekli ol bakalım ondan sonra bakarsın. Maksadı nedir? Mezara sokacak onu hazırlıksız. Sonra yaparsın. Evet. Kıymetli dostlar, belki birincisinden kurtulmak bizim için kolaydır. Yapma, hayır yapacağım, kolaydır. Ancak tesvif gelince, helekel müsevvifun var ya, yani sonra yaparım diyenler helak olmuşlardır. Şimdi bu büyük felakettir, buna yakalanan çoktur. Bugün çevremizde, aile çevremizde ve Türkiye'mizde Müslümanım elhamdülillah diyen insanların çoğu namazını kılmıyorlar. İnkar mı ediyorlar? Hayır. Ne diyorlar? Kılacağım diyorlar. Kılacağım diyorlar. Hangi tuzaktalar? İkinci tuzaktalar. Birinciyi atladılar. Hayır kılmayacağım demiyorlar. Müslümanlar öyle demiyorlar. Kılacağım diyorlar ama sonra kılacağım. Ne zaman? Belli değil. Ne zaman? Belli değil. Hani rahmetli Hasbi Hoca Efendi'nin bir esprili misali vardı. Şeytanın sonrası ne zaman biter? Bakkal yazmış. Bu iş yerinde veresiyle alışveriş günü yarındır. Vatandaş da alışmış veresiyle alışveriş yapmaya. Gitmiş bakkaldan içeri girmiş veresiyle alışveriş yapacak. Bakmış yazıyor burada veresiyle alışveriş günü yarındır. Öyleyse ben şimdi gideyim de yarın geleyim dedi. Döndü geriye. Yarın geldi. Baktı. Burada veresiyle alışveriş günü yarındır yazıyor. Allah Allah. Yine döndü geriye. Üçüncü gün geldi. Yarın diyor. Bu ne zaman biter bu yarın? Hiç bitmez. İşte şeytanın insana şimdi değil de sonra yaparsın demesi aynen o burada veresiyle alışveriş günü yarındır tabelası neyse şeytanın da sonra yaparsın demesi aynı o baptandır ve o minval üzeredir arkadaşlar. Peki fe in asamahullahu teala Cenab-ı Hak bu kula yardım ederse raddehu kul bu şeytanın hilesini reddeder, devreden çıkarır. بِاَنْ قَالَ لَيْسَ اَجَل۪ي بِيَد۪ي Ne diyecek şeytana? İçinden gelen coşkulu duyguyla ne diyecek? Ya benim ecelim elimde değil ki. Sonra diyorsun da ne zaman? Hangi sonra? Yarın hayatta mıyım? Belli değil. Bir saat sonra hayatta mıyım? Belli değil. Dolayısıyla ecelim benim elimde değil, bunu uzatma şansım da yoktur. Vaktini de bilmiyorum. Her an gerçekleşebilir. Ayrıca عَلَى أَنِّي اِنْ سَوَّفْتُ عَمَلَ الْيَوْمِ اِلَى غَدٍ فَعَمَلُ الْغَدِ مَتَى أَعْمَلُهُ فَاِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلًا Sen şimdi bana namazını askerden sonra kılarsın dersen, peki askerden sonra zaten namaz var. Bir de bu yaştan askere kadar olan namazlar nasıl olacak? Şimdi bir namazı kılamayan o zaman bu kadar namazı nasıl kılacak? Diyelim ki bugünün
namazını kılmadıysak yarın kılarsın dedi. Yarın zaten 5 vakit namaz var. Ayrıca bir 5, bugün 5'i kılamayan yarın 10 taneyi nasıl kılacak? 3. gün 15 taneyi nasıl kılacak? Dolayısıyla ben bunu bugün kılmalıyım, vaktinde kılmalıyım, zamanında yapmalıyım. Sonra biriktiği zaman altından kalmak, kalkmak mümkün olmaz. Ayrıca ecelim elimde değildir. Ne zaman geleceği belli değildir. Anekdot olarak söyleyeyim. Bir kardeşimizle, dostumuzla yıllarca önce buluşmuştuk. Çok severdi bizi. Biz de kendisine muhabbet beslerdik. Takriben 50 yaşlarındaydı. Demişti ki ben askerdeyken orucum kazaya kaldı. Hala onu tutmadım dedi. Diyordu. Normal Ramazan orucunu tutuyordu. İşte sonra tutarım, sonra tutarım. 20 yaşında askere gitmiş olsa 50 yaşında 30 senedir bir oruç tutamamış. Sonra derken hala tutamamıştı onu. Aradan birkaç sene geçti. Hanımı aradı beni. Dedi ki hocam dedi benim dedi beyim dedi trafik kazasında rahmetli oldu. Dedim haberim olmadı. İşte Samsun'dan gelirken yolda trafik kazasında rahmetli oldu. Cenazesini memlekete götürdüler. Bizim haberimiz olmadı. Şimdi buradaki anekdot ne arkadaşlar? 20 yaşında, 22 yaşında kazaya bıraktığı, tutamadığı bir aylık orucu her sene bir gün tutmuş olsaydı kaza olarak 30 sene, 50 yaşına gelinceye kadar hepsi bitmiş olurdu. Doğru mu? Sonra tutarsın, sonra tutarsın, sonra tutarsın derken 50-55 yaşına geldi, hala oruca başlamamıştı. Ve ölüm geldi, çattı. Neyle gitmiş oldu? Oruç borcuyla beraber gitmiş oldu. 30 senede 30 günlük oruç tutulmaz mı sorusunun cevabını vermek kolay değildir elbette. Hiç fark etmiyor. Yani sonra edebiyatının arkasında hiçbir zaman iyi niyet yok. Şimdi yapacaksın, vaktinde yapacaksın, sonraya bırakmayacaksın, sonra zaten vazifelerin vardır. Bugünkü vazifeyi bugün yapacaksın, yarınki vazifeyi yarın yapacaksın. Burada önümdeki kitabın hem ortasında bir şerh var, hem de kenarında Berika diye bir şerh var. Bu şerhte bir kıssa anlatıyor. Lazım olur diye size onu okumak isterim. رُوِيَ اَنَّ اِبْلِيسَ قَالَ لِمَرَدَتِهِ وَجُنُودِهِ Yani anlatıldığına göre, nakledildiğine göre şeytan askerlerine, ordusuna talimat verdi. Talimat verir. Der ki, namaza duran bir insanın yanında 4 kişi görev alacak. Bir tanesi sağında, bir tanesi solunda, bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda. Namaza duran bir insan ile ilgili şeytan kaç kişiyi görevlendirir? Kaç tane şeytanı görevlendirir? 4 kişi görevlendirir. Sağında bir, solunda bir, yukarıda bir, aşağıda bir. 4 kişiyi görevlendirir. Peki, bunların görevleri nedir? Der ki iştehidu, her biriniz görevinizi yap. Fellezî min fevkihi, yukarıdaki şeytan, yekûlu unzur ilâ fevk. Namaza duran adama der ki, baksana yok, tavana doğru bir bak bakalım. Hani namazdayken bazıları böyle göz gezdirirler ya, rasathane müdürü gibi sağa sola kontrol eder. Namazdayken o yukarı doğru bakma hissini yukarıda bekleyen şeytan insana ilham eder. O yönüyle onu etkiler. Peki eğer yukarıya bakmazsa bu sefer
Üstteki şeytan sağdakine gelir der ki, ben yukarıya baktıramadım onu, sen sağ tarafa baktır onu. Bu sefer sağdaki şeytan onu sağ tarafta bir şeyler yaptırır, o tarafa bakmasını sağlayacak vesvese verir. Diyelim ki bakmadı sağa, göz dönmedi, önüne bakıyor. Bu sefer sağdaki soldakine der ki, ya üstteki de ben de beceremedim, sen bir deneme yap bakalım. Sol tarafta gözünü kaydırabilecek misin, meşgul edebilecek misin onu? Efendim sol taraftaki melek de, affedersiniz, sol taraftaki şeytan da bunu beceremeyince, alttaki şeytana derler ki, alt tarafa yerleşmiş olana derler ki, artık senin görevin bunu etkilemektir. Alttaki şeytan da alta bak diyecek değil ona. O ne diyecek ona? Accil, accil. Yani hadi dur, durma. Biraz acele et, acele et. Acele et, acele et. Hadi, hadi. Bitsin bir an önce. Telefon çalacak. Yemeğe gideceğiz. Gelen olur, giden olur. Acele et, acele et der. Eğer bu dördünün dördüne de İltifat etmez, yukarıya bakmaz, sağa bakmaz, sola bakmaz ve namaza da acele etmezse كَتَبَ اللّٰهُ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاتِ اَجْرَ اَرْبَعِ مِئِتِ شَه۪يدٍ Cenab-ı Hak böyle bir namaz kılan, yukarıya iltifat etmedi, sağa iltifat etmedi, sola iltifat etmedi, 4 tane şeytanın çemberinden kurtuldu ise bu insana Cenab-ı Hak 400 şehide verdiği ücret neyse bunun namazına o kadar ücret verir. Demek ki etrafımızda 4 tane şeytanın olması aslında akıllı olursak bizim lehimize oluyor değil mi? Lehimize oluyor. Efendim ve yusfadu ulaikel erba feyulqunhum fil bahri la yahrucun ebeden. O 4 tane şeytan başarısız olduğundan dolayı bağlanır, doğru denize atılır. Bir daha onlar gelemez. Onlar gelemezler. Şimdi kenarda bunu gördüm, not almıştım kitabın kenarında. Hoşuma gittiği için paylaşayım sizinle dedim. Namaz ayrı bir ciddiyettir. Şimdi dönüyorum dersimin aslına. Şeytan insanı yoldan çıkarmak için 7 tane hile koyar. İbadetler noktasında ibadetini engellemek için birincisinde ne derdi? Yapma. İkincisinde ne derdi? Sonra yaparsın derdi. Biz sonra yaparsın şeyine ne cevap veriyoruz? Sonra yapmak mümkün değildir. Çünkü sonrası benim elimde değildir. Bugün yaşıyorum, yarın ne olacağını bilmiyorum deriz. Öyleyse her ibadetin vakti var, saati var. Bugünkü ibadeti yapmazsam yarın yine ibadet var. İkisini birden nasıl yapacağım? Peki, ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِالْعَجَلَةِ Şeytan, birinci tuzakta başarılı olamadı. İkinci tuzağı koydu, ikinci tuzakta başarılı olamadı. Ben hayır vaktinde kılacağım derse, bu sefer şeytan ona ibadette aceleyi emreder. Biraz önce hikayesini, kıssasını okuduğumuz misalde olduğu gibi. Der ki, tamam ben sana kılma dedim, kılacağım dedim. Acele, sonra kılarsın dedim, hayır sonra değil, vaktinde kılacağım dedin. Şimdi öyleyse madem vaktinde kılacaksın, biraz da acele et, der şeytan ona. فَيَقُولُ لَهُ عَجِّلْ Yani acele et, öyle uzun, uzun okunmaya ne gerek var? اِنَّ عَطَيْنَا varken, قُلُ وَاللّٰهَ اَحَدْ varken, mis gibi, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِنَا Ne işin var? وَالْعَادِيَاتِيَ وَالْضُحَيَا Ne işin var? Can kurtaran simidi gibi اِنَّا عَطَيْنَا var قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ var فَبَيَّا عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ var Bir tane daha ilave edersin, Allah-u Ekber dersin, haydi acele ol der. فَاِنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak bu kuluna yardım etti. Bu hileden bunu kurtarmak istedi.
Raddehu ben kâle qalilul ameli ma'at tamam hayrun min kesîrihi ma'an nuksan. Kul Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla şunu söyler. Ben çok fakat noksan, yamuk yumuk ibadet etmektense az yaparım, tam yaparım. Az olup tam olan, çok olup noksan olandan daha iyidir. Yani arkadaşlar, çabuk kılayım, 4 rekat kılayım. Yavaş kılayım, 2 rekat kılayım. Şimdi mesele burada 4-2 meselesi değildir. Acele ettiğin zaman kalitesiz bir namaz çıkacak ortaya. Rükûde, secdede acele ne yapmış olacak? Namazı perişan edecek. Tadil-i erken arkadaşlar, bazı alimlere göre farzdır, bazılarına göre vaciptir. Bazılarına göre sünnet-i müekkededir. En ortasını alacak olursa vaciptir. Vacibin terki tahrimen mekruhtur. Bir namaz tahrimen mekruh olarak eda edilirse onun iadesi de vaciptir. Yani bir namazı kerahati tahrimiyle kıldığımız zaman vakit içerisinde onu iade etmek nedir? Vaciptir. Yani yamuk yumuk bir namazdır. Yeniden kılınması gerekiyor demektir. Rükûde acelecilik, secdede acelecilik, rükûden kalktığımız zaman acelecilik, secdeden kalktığımız zaman iki secde arasındaki acelecilik, bütün bunlar tadil-i erkanı bozmak anlamına gelir. Öyleyse ben niye acele edeyim ki? Bu yaptığım amel bana lazımdır. Eksik, noksan olduğu zaman benim işimi görmez. Öyleyse az olup tam olan, çok olup noksan olandan daha iyidir. Dolayısıyla ben acele etmeyeceğim. Namazımı bir kılacağım, iki vaktinde kılacağım, üç acele etmeden kılacağım. Arkadaşlar, piyasada çok Müslümanım diyen insan namaz kılmıyor. Onlar hangi tuzakta yakalanmışlar? İkinci tuzakta yakalanmışlar. Peki, çok Müslüman namazını hırsız gibi kılıyor. Onlar hangi tuzakta yakalanmışlar? Üçüncü tuzakta yakalanmışlar. Şimdi arkadaşlar şurasını görmek lazım. Rükû ve secdeyi, daha doğrusu namazı huzur içerisinde mi yapıyoruz, yoksa böyle bir an önce bitsin anlayışı ile mi yapıyoruz? Bir an önce bitsin anlayışı şeytani bir anlayıştır. Şimdi zaman zaman çok sevdiğiniz ve saydığınız insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. Bir araya geldiğinizde bir an önce oradan ayrılmak mı istersiniz, yoksa biraz daha kalabilmek mi istersiniz? Rivayet edilir ki, alemi manada İmam-ı Gazali Musa aleyhisselamla karşılaşmış. Alemi manada buluşmuşlar. Musa aleyhisselam İmam-ı Gazali Hazretlerine sormuş, sen kimsin? İmam-ı Gazali Hazretleri de falan oldu, falan oldu, falan oldu, falan oldu, falan oldu, falan oldu, falan diye dedesini, 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 dedesini saymış. Demiş ki bu ne biçim şey? Ben sana kimsin dedim. Sen dedi bana soruma mutabık olmayan bir cevap verdin. İmam Gazali de dedi ki Musa Aleyhisselam'a, peki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sana dedi ki وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى. Ey Musa, sağ elinde ne var? Sen ne dedin? هِيَ عَصَاي اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَاَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ ف۪يهَا مَعَارِبُ اُخْرَى. Bu benim asamdır. Buna yaslanırım. Hayvanlarımı ağaçlardan, dallarından yaprakları düşürürüm. Başka ihtiyaçlarımı da görürüm. Allah sana onu sormadı ki. Allah sana sağ elinde ne var dedi. Sen niye bu cevabı uzattın dedi. Dedi ki Musa aleyhisselam, ben dedi orada Cenab-ı Hak'la konuştuğum için, Cenab-ı Hak'la konuşma süremi uzatmak için böyle yaptım. Konuşma süremi uzatmak için yaptım bunu.
Dedi ki İmam Gazali Hazretleri, ben de Cenab-ı Hak'la konuşamayacağım için, Allah ile konuşanla konuştuğum için ben de süreyi uzatmak istedim dedi. Yani insan sevdiğiyle beraber bir arada olmayı uzatmak ister. Şimdi namaz nedir? Allah'ın huzuruna durmaktır. Namazda bir an önce bitsin demek, bir an önce Allah'ın huzurundan uzaklaşayım demektir. Dolayısıyla acelecilik şuurlu bir Müslümanın işi değildir. Namazda insanın Allah'ın huzurunda olduğunun delilleri az değildir. Ne yapıyoruz? Allahu Ekber deyip ellerimizi bağlıyoruz. Konuşabiliyor muyuz? Hayır. Sağa sola bakabiliyor muyuz? Hayır. Telefona bakabiliyor muyuz? Hayır. Yemek yiyebiliyor muyuz? Hayır. Kıbleden dönebiliyor muyuz? Hayır. Odaklandık esas duruştaki gibi, değil mi? Bir noktaya belli vazifeleri yapıyoruz. Selam verinceye kadar kimseyle konuşamıyoruz. Telefonlara bakamıyoruz. Çalan zillere kapıyı açamıyoruz. Yemek, içmek, konuşmak gibi namaza münafi olan herhangi bir tavır ve davranışta bulunamıyoruz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın huzurundayız. Dolmabahçe sarayının kapısında asker, nöbet bekleyen askeri gördünüz mü? Oradan geçenler görmüşlerdi böyle. Silahlı asker, efendim, bir duruşta nöbet bekliyor. Hiç dersin ki bu mankendir, asker değildir. Hiç sallanmadan böyle, orada nöbet beklemenin şekli öyledir. Hiç sallanmadan böyle put gibi duruyor orada. Orada nöbet beklemek kuralı öyle. Şimdi Allah-u Teala'nın huzurunda nöbet beklemek, namazdaki kıyam, kıraat, rükû, secde ile ve kade selam ile oluyor. Tekbirle başlıyor, selamla bitiyor. Şimdi Allahu Ekber dediğim zaman ben namaza Allah-u Teala'nın huzuruna durdum demektir. Biraz sonra kendisiyle konuşmaya başlıyorum. İyyâke na'budu, ancak sana ibadet ederiz. Bak sana diyoruz, karşımdaki birisiyle konuşuyorum, yanımdaki birisiyle konuşuyorum. Ve iyyâke nesta'in, ancak senden yardım isteriz diyorum. Bak senden yardım isteriz. Senden kime deriz? Yanımızdaki birisine söyleriz, değil mi? İletişim kurduğumuz birisine söyleriz. İhdina istiyoruz kendisinden, bizi hidayet et diyoruz. Dolayısıyla namazda ne olmuş oluyor? Cenab-ı Hak ile adeta buluşmuş oluyoruz. Namaz müminin nesidir? Miracıdır, değil mi? Namaza durunca sanki biz yerde değiliz, gökteyiz, sidretül müntehadayız. Allah'ın huzuruna çıkmışız, miraca çıkmışız sanki. Şimdi öyle bir yerden, öyle bir makamdan insan bir an önce çıkmak istememeli. Acele etmek demek ben buradan kaçacağım demektir. Dolayısıyla şeytan insana üçüncü olarak hile ve desisi olarak acil, acil der. Aceleyi kendisine emreder. Ne diyeceğiz biz? Diyeceğiz ki az olup tam olan, çok olup noksan olandan daha hayırlıdır. Acele yapıp Mevla'nın huzurundan kaçmak edepli bir kulun işi değildir. Allah'ı seven, Allah'a aşık olan bir kulun işi değildir der. Diyerek onun bu hilesinden ve desisesinden kurtulmuş oluruz. Arkadaşlar, burada yani 7 tane hileden burada dersi noktalayayım. Diğer kısmını da bir sonraki derste inşallah yapmış oluruz. Özetle buraya kadar biz kendimizi bir gözden geçirmemiz gerekirse, kendisini görmediğimiz, kendisinin bizi gördüğü, bize vesvese vermek suretiyle bizi etkilemeye çalışan ve bunu kendisine göre bir görev addeden, bunu yapmak için Allah'a yemin eden şeytan kendi görevini yapacaktır. Biraz önce alttan, üstten, sağdan ve soldan kişinin namazı konusunda onu aldatmaya çalışan şeytanların varlığının o namazı kılan açısından büyük bir nimet olduğunu gördük, değil mi? Yani onlara aldanmayıp namazımızı dördüne de
efendim aldanmadan namazımızı doğru düzgün kılarsak Cenab-ı Hak bize bir namaz değil 400 şehide verdiği mükafat kadar bir mükafat veriyor. Allah böyle namaz kılana bir namazına bu kadar mükafat veriyor. Arkadaşlar 400 şehit, 400 bin şehit sevabı Allah için mesele değildir. Kafanıza sakın burasını takmayın. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hazinesinin sonu var mı? Yoktur. Cenab-ı Hakk'ın hazinesinin sonu olmadığı için Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber diyorsun. Sübhanallah elhamdülillah diyorsun. Yerle gök arasını dolduracak kadar mükafat veriyor sana Allah Celle Celaluhu. Nereden veriyor? Mükafatının sınırı yok ki. Yerleri gökleri yaratırken nasıl yarattı? Hangi malzemelerden, nereden aldığı malzemelerden yarattı? Yaratmak yoktan var etmek demektir. Sen bir fabrika kuracaksan gideceksin bir yerden demir alacaksın, bir yerden çimento alacaksın, bir yerde fabrika yapacaksın. Allah Celle Celaluhu ne ayı yaratırken, ne güneşi yaratırken, ne de hazinesini yaratırken herhangi bir yerden bir şey almasına gerek yok. Zaten o yoktan var etmek özelliğine sahiptir. Sadece ve sadece yoktan var etmek Allah'ın işidir. Dolayısıyla hazinesi sonsuzdur. İstediği kadar verir, sınırı yoktur. Son olarak şunu söylüyorum. Arkadaşlar şeytan hile ve desiseleriyle bizi aldatmaya çalışacaktır. O kendi görevini yapacak. Biz de kendi görevimizi yapacağız. Aldanmamak için direneceğiz. Ve daima sırtımızı kendi gücümüze, kuvvetimize değil Allah'a dayayacağız. Ve Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ama şunu bileceğiz ki iyilikleri yapma teklifi şeytandandır. Sonra yaparsın teklifi şeytandandır. Acele et, acele et. Fazla dikkat etmene gerek yok. Yapmaktır önemli olan, yavaş yapmak çok önemli değildir. Hele yap da bitsin bu iş, bir an önce bitsin. Bu da şeytandandır. Şeytandan olan bizim aleyhimizedir. Onu dinlemediğimiz zaman, doğrusunu yaptığımız zaman bizim mükafatımızı Allah sınırsız bir şekilde hazine-i gaybinden verecektir. Sonuç olarak şeytan her ne kadar bize düşman olarak karşımıza dikildiyse de Allah Celle Celaluhu meleklere yapmış oldukları ibadetlerden vermediği sevabı insanlara veriyor. Çünkü insanların karşısında onların ibadetini engelleyecek şeytan var. Meleklerin karşısında onların ibadetini engelleyecek hiçbir şey yoktur. Şimdi arkadaşlar biz nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp verdiğimizden dolayı sevap alıyor muyuz? Almıyoruz. Nefes alıp vermemiz bizim tabii bir şeydir. Dolayısıyla bundan dolayı bir sevap söz konusu değildir. Bizim nefes alıp vermemiz nasıl tabii bir şeyse, meleklerin de Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği vazifeleri yapması adeta öylesine tabii bir şeydir. Bundan dolayı bizim gibi mükafat almaları söz konusu değildir. Öyleyse şeytana Allah Celle Celaluhu bizlere ayık olan, uyanık olan, gerçeği kavrayan, Kur'an'a ve sünnete kulak veren insanlar için büyük bir nimet olarak göndermiştir. Nasıl nimet oluyor? Aslında beladır. Ama nasıl nimete dönüşüyor? Onu dinlemediğimiz zaman mükafatımız sınırsız oluyor. Efendim, meleklerin kazanamadığını kazanmış oluyoruz elhamdülillah. Yüce Rabbim şeytanın hilelerinden, desiselerinden her birimizi, annelerimizi, babalarımızı, arkadaşlarımızı ve bütün Müslüman kardeşlerimizi hifz-ü himaye eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan Rabbim ebediyen cümlemizi muhafaza eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, Kur'an hizmetlerinin ve bu hizmetlerin ayakta durabilmesi noktasında destek veren mütevellideki dostlarımızın, dernekteki kardeşlerimizin, sizi buraya gönderen velilerinizin, annelerinizin, babalarınızın, bütün geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha.